Bel fıtığı günümüzde en sık rastlanan rahatsızlıklardan biri. Peki nedenleri neler? Teşekkür ederiz önce geldiğiniz için. Şimdi bel fıtığı gerçekten toplumda çok yaygın görülen bir hastalık artık günümüzde. Eskiden çok yaşlı hastalarda görülen bir şeydi ama günümüzde gerçekten 20'li yaşlara kadar inmiş durumda. Bu da nedir? Sedanter yaşam, ondan sonra teknolojinin ilerlemesi, televizyona bakmak, telefona bakmak, bilgisayara bakmak, sürekli oturarak çalışmak, aynı pozisyonda uzun süre kalmak. Bunların hepsi teknolojinin getirdiği şeyler. Bel fıtığı, boyun fıtığı bunları artık ortalama olarak çok erken yaşlarda görebilmekteyiz. Bel fıtığı her iki, şöyle mesela şurada bir maketimiz var. İsterseniz bu maketten faydalanabiliriz. Bakın isterseniz şöyle gördüğümüzde her iki omurun arasında omurgadan oluşuyor. Bizim omurumuz, bakın 33 tane omurga var burada, boyunda var, sırt bölgesinde var, ondan sonra belde var. Bel bölgesinde 5 tane omur var. Bu 5 omurun içinde, her iki omurun arasında disk dediğimiz, yani bu kıkırdaksı yapıdan oluşan, ortası daha böyle yumuşak ama etrafı daha sert bir yapıdan oluşan disk dediğimiz, tıp dilinde disk diyoruz buna, disk yapısı bundan oluşuyor. O diskin her iki omurun arasından çıkıp dışarıya çıkıp sinire basması. Bu bir bel fıtığıdır. Peki bu ne şekilde olur? Uzun dönem oturarak çalışarak ya da mesela ağır çalışmakla ya da ne bileyim travmayla ya da genetik yönü de var. Bunun hani anne babada vardır, ailede vardır. Bunların da sebebi olabilir. Ama sonuç olarak eğer bel fıtığı, bazen bel ağrısı olabilir, bazen bel ağrısı olmayabilir ama bacağı vurabilir. Ne zaman ki bel fıtığı bacağına vuruyorsa hastanın, o zaman tedavi ortaya çıkıyor. Deniz Özel Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Muhammed İbrahimoğlu, bel fıtığı tedavisine ilişkin Ege TV'ye konuştu. Bel fıtığı tedavisinde kullanılan yöntemleri anlattı, lazer tedavisinden söz etti. Tedavisi cerrahi var, istirahat var, fizik tedavi var ve günümüzde çıkan en modern yöntemlerden biri lazerle bel fıtığı tedavisi var. Peki lazerle bel fıtığı tedavisi kimlere uygulanır, kimlere uygulanmamalı? Peki biz bunu kimlere uygulayabiliriz? Herkese uygun değil tabii ki ama kimlere uygulayabiliyoruz? Bunu genç yaşta ya da yaşlı ya da genç fark etmiyor ama ameliyat gerektirmeyen ve sürekli ilaç kullanması gereken, ameliyat değil ama gidiyor doktor ilaç yazı veriyor. O birine gidiyor ilaç yazı veriyor. Ama seninki ameliyatlık değil. Seninki bu ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Bu sefer ne oluyor? Vücudun yükü artıyor. Karaciğer yükü artıyor. Böbrek yükü artıyor. Bunlardan dolayı bir sürü böbrek yetmezliği, karaciğer sıkıntısına giren hastalar var. Biz bunlara diyoruz ki gelsinler, muayenesini olsunlar. Gerçekten çok ileri seviyeye gitmeden, fıtık cerrahi gerektirmeye o duruma gelmeden lazerle tamamen uyanık, yaklaşık yarım saatlik bir sürede uyanık, lokal anesteziyle yapılabilir, bu bel fıtığından kurtulur, ağrılarından kurtulur ve günübirlik aynı günde taburcu olabilir. Her bel fıtığı lazere uygun değildir. Onun ayrımını çok iyi yapmak lazım. Yoksa başarı oranını düşürür. Mesela ben bel fıtığı geldi. Gerçekten cerrahilikse ben onu cerrahi yapmam lazım. Ama fiziklikse fiziğe göndermem lazım. Ama belli bir kısmı var ki o sadece lazerle erken dönemde yakalanırsa lazerle tamamen tedavi olabilir. Kişiden kişiye değişir. Ortamdan hani hastaneden hastaneye değişir. Yapan kişiye bağlı ama ortalama %70'in üstündedir. Herhangi bir yan etkisi yok. Yani çok nadiren ayaklarda geçici parezi, uyuşma olabilir. Ama onun dışında herhangi bir kalıcı yan etkisi yok. İyileşme süreci işlem yapıldıktan 3 gün sonra normal hayatına dönebilir. İşlem sırasında hafif bir ağrısı tabii ki olacak, lokal anestezi yaparken iğne ağrısı kadar. Ama işlemden 1 saat sonra hasta buradan oh be iyi ki de olmuşum falan deyip kendileri teşekkür ederek ayrılıyorlar. Operatör Doktor Muhammed İbrahimoğlu kulaktan dolma bilgilere inanılmaması gerektiğini vurguladı. Bir uzmana başvurulmalı dedi. Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Bak, bir sürü insan var, bel ağrısı var ama fıtığı yoktur. Kireçlenme olabilir. Sedanter yaşam olabilir. Spor yapmıyordur, hareket etmiyordur, hareketsiz kalıyordur. Bunlara bak, kas spazmıdır. Bunlara bağlı da olabilir. Önce bunu ayrımını yapıyoruz. Hasta gelir, muayenesini olur. Belki bel fıtığı değildir. Çok basit bir ağrı kesiciyle ilaçla tamamen istirahatle düzelebilir. Ama bunun yapabilmek için mutlaka doktora başvurması lazım. Doğru yere başvurması lazım. Bir beyin cerrahisine, bir fizik tedavi doktoruna başvurması lazım ki bunun doğru tanı konulabilsin.